Ajanspor YouTube kanalından Trash Talk'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Eren Tuncay. Bertan Erman'la birlikte bugün Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta derbisini ve biraz da milli takım konuşacağız. Evet. Evet Bertan, dün İnegöl Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi. Ve Galatasaray 9 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başardı. Çok da ilginç bir maç oldu. Sen neler söylersin? Öyle bir başlayalım. Futbolda 20 yıllık, 21 yıllık bir hasretleri vardı. Onu dindirdiler. Aklıma da gelmedi değil. Kadıköy'de tamam kazandılar. Acaba Evet. sırada Ataşehir mi var dedim. Ve öyle de oldu aslında. Evet. Yani Fenerbahçe Beko'nun nasıl bir kimya sıkıntısı çektiğini de gördük. Düşük kimyalı bir takım olduğunu da gördük ki bunu Galatasaray Doğa Sigorta derbisinden önce Real Madrid Evet, maçında kesinlikle. gördük. Ona da gireceğiz. Savaşmayan, ruhsuz oyuncular vardı. Aynen öyle. Yani doymuşluk mu diyeyim yoksa artık isteksizlik mi diyeyim yani? Yani büyük takım profiline hiç uymayan bir maçtı. Özellikle Real Madrid maçı. Çünkü Fenerbahçe ne olursa olsun bu Obradovic'li 7 yıl boyunca birçok maç kaybetti elbette. Ama kaybederken hiçbir zaman Real Madrid karşısında düştüğü o aciz duruma düşmemiş. Yani resmen paramparça oldular o maç. Ben bunu ilk defa gördüm Fenerbahçe adına. İlk defa o senin dediğin o kimya uyumsuzluğu. Yani bu sezonun başından beri vardı ama Real Madrid maçında artık arşa çıktı o. Ve sonrasında da Galatasaray mağlubiyeti geldi 9 yıl sonra ki çok da ilginç bir maçtı. Şöyle bir kere Fenerbahçe kendi iç sahasında hiçbir şekilde Galatasaray'a yani Galatasaray özellikle reboundlarda çok üstündü. Yani bir ara 13-4'lük bir rebound farkı vardı ve bu da Galatasaray'a sürekli ikinci şansları, ikinci hücumları yani daha fazla hücum yapmasını sağlıyordu bu Galatasaray'ın. Zegogus özellikle pot altına çok üstün oynadı. Zaten ilk yarıda double double yaptı. 12 sayı 10 rebound sanırım. Totalinde de 17 sayı, 15 reboundluk bir double-double'ı var. Aynen öyle ki Fenerbahçe yine maça düşük bir yüzdeyle başlamıştı dışarıdan. Ondan sonra maç bir kere çok iyiydi. Onu söyleyelim. Galatasaray gerçekten çok iyi oynadı. Fenerbahçe de özellikle 3. çeyrekte vitesi arttırdı ki zaman zaman 7-0, 9-0'lık seriler yakaladı. Ama Galatasaray hiçbir zaman maçı bırakmadı. Özellikle John Robertson üst üste çok önemli sayılar kaydetti ki o noktada Galatasaray'ı biraz oyunda tuttu o. Çünkü Ve ilk Fenerbahçe'de maçı. evet kesinlikle o çok önemli bir detay. Yani ilk maçında bu performansı göstermek. Çünkü Fenerbahçe biraz rüzgarı arkasına almıştı artık. Özellikle Melih Mahmutoğlu'nun devreye girdiği bir sekans var. Böyle 11 sayı falan atıyor. O noktadan sonra ama en belki de şey olan kısım Fenerbahçe'yi özetleyen kısım son 5,5 dakikada sayı atamadılar. Fenerbahçe Beko zaten son çeyrekleri hiç iyi oynayamadı. Özellikle EuroLeague için söylüyorum bunu. Katılıyorum. Hani Zenit maçını hatırla, Valencia maçını hatırla. Alba Berlin'i de dahil ediyorum ben bu işin içine. Çünkü Alba Berlin'i uzatmada yenemezsin. Senin böyle bir lüksün yok. Böyle kuvvetli bir takımsan sen Alba Berlin'e atıyorum kendi sahanda uzatmaya gidip zor bela maç kazanma gibi bir lüksün yok. Aynen öyle. Zenit'e yenilme gibi bir lüksün yok. Ya da ne bileyim Valencia, Cart, Curt. Bu takımlara yenilme lüksün yok. Eksik Ligde de makabi. aynı şekilde sen arada 10 kat bütçe farkı var bu takımların. Evet. Galatasaray ve Fenerbahçe iki ezeli rakip ama aradaki bütçe farkı neredeyse 10 kat. Hatta 10 Aynen katında öyle. fazlası. Evet. Bu iş parayla olmuyor. Bunu bir kez daha gördük. Kimyayla ve bütünleşmeyle oluyor. O takım ruhunu yakalamakla oluyor. Galatasaray Doğa Sigorta'nın da avantajı işte bu noktada oldu. Evet. Kimyası çok yüksek bir takım. Bu adamların birçok sakat oyuncusu var. Greg Whittington önemli bir isim. Marko Arapovic sezon başında sakatlandı. Hiç faydalanamadılar ki Evet. nasıl bir potansiyel olduğunu biliyoruz yani Hırvatlar içinde, Galatasaray Doğa Sigorta içinde. Zaman zaman ağrıları olan oyuncular oldu. Yiğit Arslan geri döndü. Yani o kadar sıkışık bir döneme denk geldiler ki Lazerik Johnson o da yoktu. O kadar Evet. sıkışık bir dönemde Ertuğrul Erdoğan burada aslında başroldür. Çünkü
bu oyuncu grubunu bir kimyasını, bu oyuncu grubunun kimyasını yüksek seviyede tutacak kişi koçtur başlı evet. başına. Takımı iyi de hazırlamış. Ki şunu da belirtmek lazım. Ertuğrul Erdoğan daha önce Fenerbahçe'de baş antrenörlük yaptı. Tanyevic'in işte ayrıldığı zaman olmuştu. Yerine Ertuğrul Erdoğan devam etti. Neven Sipaya yanlış hatırlamıyorsam takımdan ayrılmıştı. Yok, Simone Pjanic'i yani onun takımdan ayrıldığı dönemde yine Ertuğrul Erdoğan Fenerbahçe'nin başındaydı ve o atmosferi de bilen bir isim. Evet, buraları oynamayı bilen bir yer, bir koç ve ezeli rakip de olunca işin rengi çok daha farklı oluyor. Daha ayrı bir motive edebiliyorsunuzdur. Sonucunda da kimyası yüksek olan, takım ruhu daha güçlü olan takım kazandı. Oradan bir şey söyleyeceğim ben de. Galatasaray'a baktığımızda sonradan gelen oyuncular da buna dahil. Oyuncular birbirine kesinlikle çok uyuyorlar ve acayip yüksek tempo oynuyorlar ki mesela Fenerbahçe'nin 3-5 sayı önde olduğu periyoda maçın büyük bir kısmını 3 sayıyla 5 sayıyla önde götürdüler. Ama mesela fark ettiysen Galatasaray'ın çok daha fazla top kaybı yaptı. Bunun sebebi topun kıymetini bilmemelerinden çok çok hızlı tempoyla oynuyorlardı. Çünkü çok atlet oyuncuları var. Çok hızlı oyuncuları var. Bu da ister istemez yüksek tempo oynatıyor. Hı hı. Çünkü Fenerbahçe görece çok daha ağır bir takım Galatasaray'a göre. Çünkü Galatasaray çok fazla daha koşan oyunculara sahip. Bu da tabii ki yüksek tempo oynamanın tek bir dezavantajı var. Çok top kaybı yapabiliyorsunuz. Ama bu o kadar önemli olmuyor. Yani mesela Galatasaray maç boyu çok top kaybı yaptı. Ama çok daha fazla hücum reboundu aldı. Çok daha fazla hücum kullandı buna bağlı olarak. Ve sahayı çok daha hızlı koştuğu için ne geçiş hücumlarında Fenerbahçe'ye o kadar sayı şansı tanıdı. Ne de kendisi hızlı hücumlarda çok daha rahat şanslar buldu. Yani o yüzden Galatasaray'ı burada takdir etmek lazım. Oyuncu grubunun yani birbirine bu kenetlenmesi ve kesinlikle kimyasal anlamda birbirlerine bu kadar uymaları da onlara bu galibiyeti getiren en büyük etkenlerden biriydi. Fenerbahçe cephesinde de dediğim gibi benim en yani böyle bir ortamda ki neredeyse 7 sayıları bulmuştu fark. Son 5,5 dakikada hiç sayı atamamanın gerçekten yani nasıl bir açıklaması? Yani mesela şeyi fark ettin mi bilmiyorum. Son 40 saniye kala top Sulukas'ın elindeydi. Son bir hücum kullanacaklardı. Yani Sulukas yani bunu hep top yapıyor. Sulukas'taysa zaten geçmiş olsun evet, bunu hep yapıyor yani hiç güven vermiyor ve yine topu kaybetti. Topu kaybedince zaten sonra faul oldu ve sonrasında atışa gitmişti Galatasaray. Ya buradan ben şeye geçmek istiyorum biraz. Maçtan sonra ve maçın esnasında da yavaş yavaş böyle sosyal medyada böyle Obradovic eleştirileri çıkmaya başladı. Yani işte artık bırakmalı mı, ne bileyim istifa mı etmeli, gitmeli mi diye. Ben şuna, benim şöyle bir yorumum var sonra sana soracağım. Tamam. Ben katılmıyorum, yani şöyle katılmıyorum. Şimdi Obradovic ki şöyle şunu ekleyeyim parantez içinde. Daha hiçbir şey bitmiş değil Fenerbahçe için ligde. Ya sonuçta hala ilk 3 sıradalar ve daha bir miktar sürede var. Daha playofflar falan filan. Yani Obradovic'in gitmesi demek, şimdi bu takıma baktığımızda işte Nando De Colo olsun, ne olursa olsun Sulukas, Vezeli. Ya bu oyuncular Euroleague yani Avrupa seviyesinde çok üst düzey oyuncular ve çoğu Avrupa takımının gözdesi olan oyuncular. Yani hani dikkat önlem aldıkları, dikkat ettikleri oyuncular. Bu oyuncuların bir ağırlığı var. Bu oyuncular bu oyuncuları kontrol etmek her koçun da kalibresine girmez. Yani o yüzden Obradovic yani özellikle bu noktada yollamak falan hiç bence iyi bir fikir olmaz. Çünkü yerine gelecek herhangi bir ismin yani bu oyuncuları daha ya zaten ki şu an bir kimya sorunu olmasına rağmen yani Obradovic varken hani başka bir koçun elinde hiç iyi bir yöne gideceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü öyle bir söylemler çıktı sosyal medyada. Şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Yani aslında bahsettiğim bazı oyuncular bu doymuşluk seviyesinde. Yani evet, evet. Bahsettiğim kişi Kostas Sulukas. Bir doymuşluk seviyesinde hani bunu hissediyorsun sahadayken. Nando De Colo'yla yani bir şey yarışında mıdır acaba? Düşünmüyor değilim. Hani buranın lideri benim. Evet. Yarış kapışması evet. mı var? Bunu akıllara getiriyor. Ondan sonra Nikola Kalinic. Yani adam bir kere günümüz basketbolu için gayet ve net yavaş bir oyuncu. Evet, Gigi Tatome eskisi gibi şut ritmi
bulamıyor. Yani bulduğu maçlar oldu yine sezon içinde ama eskisi evet, bazı maçlarda gibi değil Gigi Datome'de. Yani kan değişikliği lazım bu takıma. Atıyorum diyelim ki Obradovic gitti. Taraftarın en çok isteyeceği kişi kimdir diye düşününce akla gelen ilk isim Sarunas Yasikevicius. Evet. Sarunas Yasikevicius gelirse ona göre kendi oyuncu kadrosunu getirir. Litvanya'dan oyuncular getirebilir. Yani Sulukas gider, işte Kalinic gider, Ulanovas gelir. Ya da oradaki genç isimleri Grigonis'tir ya da hani kendi ekolünü, kendi sistemini oturtur. Yani tamam, Yasikevicius da Obradovic'in öğrencisiydi. Ondan bir şeyler kaptı ama Yasikevicius Obradovic değil temelinde baktığın zaman. Herkes farklıdır. Ve ona göre zaten Fener'e bir top oynattırır ve bu sezondan belki çok daha iyi bir Fenerbahçe Beko izleyebiliriz Yasikevicius yönetiminde. Ama şöyle de bir şey var. Yasikevicius'un geleceği de bir malum değil. Çünkü şimdi bu yaz tekrar bir bütçeleme olacak ve Fenerbahçe'nin basketbolda bütçesini belki de kısabileceği de söylentileri geziyor sonuçta. Hani eğer bütçede bir düşüklüğe giderse Fenerbahçe'de başka parametrelerde değişir. Yani hani Yasikevicius'un gelip gelmeyeceği de belli değil. Yerli yani antrenörler de var aslında değerlendirilmesi gereken. Ya zaten yani, eğer bir bütçe kısılmasına giderse daha büyük ihtimal. Obradovic yerine mesela kim olur diye düşünüyorum. Erdem Can kesinlikle olur. Bu Erdem Hoca çünkü Summer League'de de antrenörlük yapmıştı. NBA Summer League'de. Ve gerçekten hani Obradovic'in yardımcılığını da yapmak ona çok artı değerler katmıştır ki bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'nin başında Erdem Hoca'yı da görebiliriz ve şu şeyi de şu şeyde de dikkat etmemiz gerekir ki Fenerbahçe Beko'da altyapıdan oyuncu çıkmadı doğru düzgün. Evet, doğru. Yani işin özeti Fenerbahçe'nin kan değişikliğine gitmesi, Galatasaray Doğa Sigorta'da işte bunu daha ileriye nasıl taşıyabiliriz bunu düşünmesi gerekir. Aynen öyle. Buradan da milli takıma geçelim istersen. Milli takımımız 2021 Eurobasket elemelerinde D grubunda İsveç ve Hollanda maçlarına çıktı. Ve hiç yani özellikle benim hiç beklemediğim bir şekilde ikisinden de mağlubiyetler aldı. Her ne kadar sezon içinde oynanan bir turnuva olduğu için oyuncuların büyük bir kısmı yani önemli oyuncuların büyük bir kısmının gelemediği bir turnuva olmasına rağmen ben bu iki takımdan da milli takımın yenilmesini hiç beklemiyordum. Ufuk Sarıcı'nın da hatta bu da ilk maçtan önce bir açıklaması vardı. Biraz serzenişi olmuştu. Hani bu sezon arasına konulan bu turnuvanın hani işte istenilen oyuncuların gelmemesi vesaireyle ilgili ama istersen sen de belki değinirsin. Maç içinde oyuncu seçimleri, daha doğrusu maçtan önce kadroya aldığı oyuncu seçimlerinde de aslında Ufuk Sarıcı'nın çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Yani serzeniş bir kere şuradan, Euroleague'le FIBA'nın kendi aralarında birbirlerini yemesinden dolayı milli takımlar, yani sadece Türkiye değil birçok kulüp, yani ülke muzdarip bundan. Evet. Yani turnuvada oynayan herkes. İtalya'sı da muzdarip, Fransa'sı da muzdarip. Fransa şimdi De Colo'yu oynatmak istemez mi? Yani en önemli oyuncularından biri. NBA'de Rudy Gobert var. Hı hı. Ama şunu kabul edemem ben milli takım açısından. Senden seviyesi olarak kat kat düşük olan bir Hollanda ve İsveç'e kesinlikle mağlup olamazsın. Kesinlikle. Yani bu aynı zamanda çok kötü bir, yani çok demoralize de ediyor. Yani sen her ne kadar kadrona istediğin oyuncuları toplayamazsan da Hollanda ve İsveç'ten bahsediyoruz. Mesela şimdi şu da var. En başa geri döneceğim. Çünkü Türkiye'de sadece Shane Larkin yok. Evet, Larkin oynayacaktı. Hem de ilk maçları olacağı için de ayrı bir heyecanla evet, bekliyorduk evet. Ama bir sakatlığı çıktı ki aynı gün aslında Efes'in de Bayern'le Almanya'da vardı. Maçı vardı. Euroleague maçı. Hangisinde olacağı konuşulurken bir anda sakatlığı çıktı. İki maçta da oynayamadı. Yani evet, şey olmadı. Alternatif kimler vardı? Scottie Wilbekin. Aynı gün Maccabi Fox'un maçı var Valencia'yla ve Wilbekin'in ne kadar kıymetli olduğu o maçta çıktı. Valencia deplasmanında 85-83'lük bir galibiyete ulaştı Maccabi ve en skorer isim Wilbekin 20 sayıyla. Bobby Dixon diyelim hadi bakalım. Wilbekin de olmadı, Bobby Dixon. Bobby Dixon'ın zaten bir yaşı var ama evet, enerji ve Ufuk Sarıca ile olan uyumu
Milli takımı canlandırır mıydı? Evet, ama o da Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu. Fenerbahçe'de bir gün oynuyor önce sonuçta. de şey Real Madrid'e karşı 11,5 Evet. dakika forma giymiş ve 3 sayıda olsa bir katkıda bulunmuş. Pazartesi gününe sen bu adamları nasıl entegre edersin? Ana kadroya almayınca sen bu adamları ikinci maçta da doğal olarak oynatamıyorsun. Aynen. Bu yüzden de onun da sıkıntısını yaşadım. Ha, kimler olabilirdi bu kadroda? Berk Uğurlu alınmıştı gard olarak. Koç kararı oynamadı Hollanda maçında. Sonra gitti yerine Burhan Tuncer geldi. Evet. Kadrodaydı zaten. Sertaç Şanlı. O da Burak Can Yıldızlı'nın yerine İsveç maçında dahil oldu. Çok fena da Bir oynamamıştı Melih Sertaç. Mahmutoğlu hani Evet. milli takımda farklı bir havaya En büründüğü deneyimli için isimlerden biri. Fenerbahçe Beko ona izin verdi. Ve Efes'te sanırım de en aynı durum. skor isim de İsveç maçında Hı-hı. mıydı? En skor isim de. Maçları da teker teker değerlendirmek gerekir. Yani tartışılacak konular çok burada gard seçimleri konusunda. Hollanda maçına geçelim. Hollanda maçında kimi tutamadık? Charlon Clough. Bu adam kim? Ankara Spor Salonu'nda birçok maç oynamış bir isimden bahsediyoruz. Ormanspor'un yıldız ismi. Yani oraya da alışkın bir isimden bahsediyoruz. O potaya alışkın bir isim ve en tehlikeli oyuncunun o olacağını tahmin edebilirsin. Yani ona göre önlemler alındı mı o maçta? Klopp'a gerçekten hani %100 anlamda bir önlem alındığını ben görmedim açıkçası. Maçı izledim. Diğer tarafta İsveç maçında orada hakemlere bir ayrı parantez açmak istiyorum. Çok kızgınım orada. Ludwig Hakansson tamam üçlükleri attı ama pozisyonlarda birçok steps yaptı ve hakemler vermedi. Hakemler yine evet doğru söylüyorsun. Hani Ama hakemlere bahane bulmamak lazım aynen. ama göz göre göre de hani stepsleri çalmamak da insanı biraz düşündürmüyor değil. Tabii yani maç içinde sonuçta böyle bir şeyi gördüğünüz zaman yani bir kural hatasını ister istemez ve o sizin aleyhinize çalındığı zaman bir düşüş yaşayabiliyor takım. Ama ben şunu söyleyeceğim yani iki maçta da takımda yani acayip seviyede bir bitiricilik sorunu vardı. Yani gelen hücumla o kadar çarçur ediliyor ki yani herhangi bir set oynanmıyor. Kafasına göre işte herhangi biri şut atıyor. İçeri Semih Erden'e indiriyorlar. O zaten bitiremiyor. Yani böyle takımın komplesini yani Melih Mahmutoğlu falan hariç ya da Stone maç Sertaç Şanlı hariç yani böyle topu emanet edip de hadi şimdi bu hücumdan sayı çıksın yani olmadı hiç. Gerçekten büyük hayal kırıklığı. Yani izlemek bir külfet daha adeta yani. Özellikle İsveç maçını. Yani şu konuda şöyle bir düşüncem var benim. Hani set diyorsun ama milli takımın kısa sürede toparlanması, istediğin oyuncuların olmaması, neyi nasıl oynatabileceksin? Tabii. Yani 3 günde sen şey yapamazsın ki ve bahsettiğimiz kişi Ufuk Sarıcı aynı zamanda Pınar Karşıyaka'yı da çalıştırıyor. Yani o yoğunluk içerisinde insanın beyni allak bullak olabilir ve tam istediğini oturtamaz. Ufuk Evet. Sarıcı da hani istemez miydi Ya bir bir pas şey trafiği oynatayım? olsun. Ama sen kısa sürede toparlanmış bir kadroyu ve istediğin oyuncular Evet. üzerinden şey yapamıyorsan hani burada da biraz koça çok yüklenildiğini düşünüyorum. Evet ama işte oyuncuların da genel şeyi yani genel profilleri gereği yani ne bileyim daha fazla atıyorum belki hadi o kadar pas trafiği yapamadın. Belki bir ikili oyun üzerinden denenebilir. Ters eşleşme denenebilir belki hani yakalarsan falan. Yani saha içinde çok çaresiz duruyorlardı açıkçası. Ben itiraf edeyim o gün pazartesi günüydü. Kobe Bryant'ın da veda töreni vardı aynı saatte. Yani Evet. göz ucuyla bakıyordum maça yani artık o kadar beni şey yapmışlardı ki Kobe Bryant'ın veda törenini daha çok izledim diyebilirim yani. Epey bir maçtan soğumuştum yani. Yani aslında bir umut vardı. Orada maçın en kritik noktası neydi diye soracak olursan bana Metecan'ın orada hani topu kaptık. Sonra Metecan çok dengesiz kötü bir şut attı ya. Evet. Orada flash koptu zaten. Metecan'a yakışmayacak bir hücum Doğru. sekansıydı. Ya artık şeye bakacağız. 9 ay sonra Kasım'da tekrar maçlar oynanacak. Yine aslında sezonun içine denk gelecek. Bilmiyoruz tabii oradaki kadro ne olur, nasıl bir kadrolarla çıkılır.
Yani bakacağız oradaki maçlardan iyi sonuçlar artık. Biz umut edeceğiz. Yani bu ayla Kasım arasında fark var aslında bakacak olursa. Yani Kasım çünkü sezon başlangıcı. Aynen öyle. Bu biraz daha yoğun artık. Çok daha hani bir şeylere oturtabileceğin bir şey. Ve hatta sezon sonunda da olimpiyat elemeleri var. Evet, o çok daha mühim aslında. Evet. Ve orada birçok oyuncu daha geri gelecek. Larkin'i orada izleyebileceğiz. Evet. Sezonu biteceği için Cedi Osman evet, bu takıma oyuncuları. Dahil olacak. Ersan Furkan. Tabii o Milwaukee ve Philadelphia'nın gidişatına bağlı. Tabii. Kuvvetli takımlar olduğu için. Daha ileri giderlerse. Hani orada gereken izinler, görüşmeler aynen yapılması lazım. Bu adamların da dahil olduğunu düşününce Türkiye ne yapar? Bir de bunu düşünmek lazım. Evet. Yani zaten umut veren oydu. Yani Ufuk Sarıca'ya çok yüklenildi ve yüklenilmemesi lazım. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Hani böyle Ufuk Sarıca beceremiyor ya da yapamıyor tarzı değil şeyler çıktı. Ben de öyle düşünüyorum. Senin gibi düşünüyorum. Çünkü adam Pınar Karşıyaka'yı yeniden şahlandırdı. 3 evet senedir playoff yapamayan bir takımı yeniden lig ikincisi lig ikinciliğine taşıdı. Fenerbahçe, Beko gibi kuvvetli bir takımın üstünde. Aynen öyle. Ve dediğim gibi biraz sabır. Yani aynısı şu an Obradovic için de yapılıyor bence. Yani kesinlikle özellikle de Ufuk Sarıca için yani kesinlikle biraz sabretmek gerekiyor. Yani tamam, bu mağlubiyetler hayal kırıklığıydı ama o kadar da değil. Yani işte onu beceremedi vesaire diyecek kadar da değil. Hı hı. Bakalım, göreceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Aynen. Trash Talk'un yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.